Merhaba, evstudio.com'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle bir MIDI klavye inceleyeceğiz. Arturia Minilab MK2. Bu görmüş olduğunuz beyaz güzellik. Tuşlu bir MIDI klavye. Tuş yapısı ince, tuşların hassasiyeti oldukça güzel. Tuşların hassasiyet yapısı, daha doğrusu hızı diyeyim, synth action'dan biraz daha piyanoya dönük bir yapıda. Üzerinde 16 tane potans bulunuyor. Bunların 2 tanesi tıklanabilir düğme görevi görüyor. Şu şekilde. 8 adet basınca duyarlı ve hıza duyarlı pedimiz var. Bu pedler renkli pedler. Birazdan bilgisayara bağladığımızda göreceğiz. Onun haricinde burada shift tuşumuz var. Shift tuşuna basarak MIDI presetlerimizi, yani konfigürasyonlarımızı veya MIDI kanallarımızı seçebiliyoruz. Onun haricinde oktav tuşlarımız var. Pad 1 ile 8 ve 9 ile 16 arası diye bir tuşumuz var. Bu tuşta şöyle çalışıyor. Burada 8 tane pad var ama 2 banka şeklinde bize sunulmuş. Yani 1'den 8'e kadar. Daha sonra şu tuşa bastığımızda 9'dan 16'ya kadar geçiş yapabiliyoruz. İki tane kapasitif strip'imiz var. Bunlardan bir tanesi modülasyon için, bir tanesi de pitch bend için. Arka tarafına baktığımızda bir adet USB Type-B girişimiz var. USB 2. Sustain pedal girişimiz var. Sustain pedal girişimizi de konfigüre edebiliyoruz. Toggle veya gate moduna alabiliyoruz. MIDI nota ve CC değerlerini gönderebiliyoruz. Kingston lock var. Örneğin işte bir yerde bir program yapıyoruz. Buradan Kingston kilidi ile klavyemizi bağlıyoruz. Böylece çalınmalara karşı koruyabiliyoruz. Yapı olarak plastik bir gövdeye sahip fakat alt tarafında metal bir tabla mevcut. Oldukça sağlam, dayanıklı. Yanları şu şekilde ahşap görünümlü bir vinil kaplı. Daha önce kullanmış olduğum bir klavye. Oldukça memnun kalmıştım. Çok keyifli bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Özellikle seyahat halindeki müzisyenler için ve yeri dar olan müzisyenler için harika bir klavye. Bu klavyenin öne çıkan özelliklerini bilgisayara bağladığımızda göreceğiz. Birlikte gelen yazılımları Analog Lab Lite geliyor. Ableton Live Lite geliyor. Ve UVI'ın Steinway'den modellenmiş olan Grand Piano'su geliyor. Model D geliyor. 3 tane birbirinden güzel yazılımla geliyor. Klavyenin yazılımsal olarak en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi Analog Lab programı. Premapped olarak geliyor. Yani önceden bütün konfigürasyon yapılmış olarak geliyor. Ve her tuş presete göre çeşitli fonksiyonları kontrol ediyor. Aynı zamanda bir Ableton Controller olarak da kullanabiliyoruz. Ableton'ı da kontrol edebiliyoruz. Ableton tarafından tanınıyor. Şimdi gelin bilgisayarda bakalım özelliklerine. Videolarıma ilk defa denk geldiyseniz müzik prodüksiyonu üzerine içerik üretiyorum YouTube'da. Aynı zamanda evstudio.com üzerinde de müzik teknolojileri üzerine yazmış olduğum çeşitli makaleler var. Videolarıma ve makalelerime göz atmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kanalıma abone olarak, videolarımı beğenip paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size MIDI Control Center'dan bahsedeyim. MIDI Control Center'ı açtığınız zaman Minilab MK2'yi otomatik olarak tanıyor. Şuradan firmware update'lerinizi yapabiliyorsunuz. Basıp upgrade diyebiliyorsunuz veya otomatik olarak buradan internetten de güncelletebiliyorsunuz. Sol tarafta yine Device Memories kısmımız var. Burada bizim MIDI presetlerimiz yer alıyor. Yani cihazın MIDI konfigürasyonu. Buradaki bütün ayarları değiştirebiliyoruz. Ve bunları şuradaki slotlara kaydedebiliyoruz. İlk slotumuz Analog Lab ile uyumlu çalışması için maplenmiş durumda. Son memory slotumuz ise Ableton Live için konfigüre edilmiş. Dolayısıyla biz cihaz üzerinden Shift'e basarak 8'e bastığımız zaman şu anda cihaz Ableton modunda. Shift'e basıp 1'e bastığımızda örneğin standalone olarak Analog Lab'i kullanmak istiyorsak bu şekilde arada geçiş yapabiliyoruz. Şu aradaki 2, 4, 6 tane pad'e de kendi yazmış olduğumuz custom konfigürasyonlarımızı atayabiliyoruz. Burada kayıtlı olan template'lerimiz duruyor. Buradan işte import veya export edebiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Yeni template'ler oluşturabiliyoruz.
Hemen şöyle bakalım. Mesela sustain girişini diyelim ki konfigüre etmek istiyoruz. Burada bastığımız zaman üzerine hemen alt tarafta değiştirebileceğimiz parametreler geliyor. Yine her knob için, her ped için bu ayarlamaları yapabiliyoruz. Buradan pedlerin rengini değiştirebiliyoruz. Yapısını değiştirebiliyoruz. Hangi MIDI kanalından çalışacağını değiştirebiliyoruz. Bir sürü şeyi değiştirebiliyoruz. Yine burada modülasyon strip'imizi, pitch bend'imizi ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlamaları tamamen gönlünüze göre, kendi zevkinize göre, ihtiyacınıza göre yapabiliyorsunuz. Şu anda Analog Lab'i standalone olarak açtım. Shift'e basıp 1'e bastığımda Analog Lab zaten üzerinde yazıyor. Analog Lab setup'ımız geldi, template'imiz geldi. Mesela şu anda modülasyon strip'imiz gördüğünüz gibi hareket ediyor, sesi değiştiriyor. İlk iki tuşumuz, yani üst sıradaki ve alt sıradaki ilk potanslarımız sesler arasında ve arama fonksiyonu arasında gezinmemizi sağlıyor. Örneğin bu şekilde kategorilerde gezebiliyoruz. Tıklarsak o kategoriyi seçmiş oluyoruz. Alttaki birinci potansımızla, yani 9 numaralı potansla da şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz patchler arasında geçiş yapabiliyoruz. Diyelim ki şu patch'i istiyoruz. Üzerine tıkladığımızda değişiyor. Birinci patch'i istiyorum. Üzerine tıkladım. Değişti. Bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde canlı performans için kullanabiliriz bu klavyeyi. Aynı zamanda prodüksiyonlarımızda otomasyonları da bu şekilde yazabiliriz. Size Analog Lab ile ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradaki multi kategorisine girdiğimiz zaman birkaç enstrüman kullanılarak üretilmiş sesleri görüyoruz ve bunların part 1, yani şu sol tarafta mesela piyano var. Part 2 kısmı da şuradaki ARP 2600 synthesizer'ımız var. Bunları ayrı ayrı buradan ayarlayabiliyoruz ve daha sonrasında Live Mixer kısmına baktığımız zaman cihazın üzerindeki parametreler genelde Live Mixer section'ına maplenmiş oluyor. Örneğin. Bakın mesela şu anda Mini Lab üzerindeki potansları hareket ettirdiğimde Live Mixer kısmındaki parametreler değişiyor. Part 2'ye geldiğim zaman Part 2. Part 1'e geldiğim zaman Part 1. Ama ben genelde canlı kullanıyorsanız eğer hani canlı müzik yaparken veya işte bir kayıt esnasında vesaire live mixer tarafına da bir göz atmanızı öneririm. Oldukça faydalı parametreler mevcut. Şimdi size hemen Ableton tarafını da göstereyim. Unlock Lab'i sürüklüyorum boş bir proje içerisine. Buraya geldi. Ayarlara geliyorum. Bunu aşağıya alıyorum. Ayarlara geliyorum. Ayarlarda şurada MIDI kısmında otomatik olarak zaten görüyor. Ve input kısmında normalde track ve remote kısmı on olarak geliyor. Ben Sync'i de açmışım ama bir anlam ifade etmiyor. Yine output kısmında da hepsi kapalı. Bunları da açabiliriz. Track ve remote kısmını. Tabi bu tamamen hani sizin yapmak istediğiniz şeylerle alakalı buradaki setup kısmı. Onun haricinde record, rap, launch kısmından da hani live looping gibi şeyler düşünüyorsanız buradaki parametrelere de bir göz atmanızı öneririm. Şu anda ben de default launch mode trigger'da. Bunu gate de yapabiliriz. Toggle'da, repeat'te. Bu tamamen bu ayarlar size kalmış durumda. Yani Ableton içinden bir ayar yapmanıza aslında gerek yok. Otomatik olarak tanıyor. Kendisi mapliyor. Şimdi Ableton moduna geçiyorum. Shift'e basıp 8'e bastığımda şu anda Ableton modunda. Bakın mesela şuraya 1'e basıyorum. Birinci kanalın birinci sahnesini şu anda tetiklediğini görüyoruz. Tabii boş olduğu için şu an bir şey yok. 2'de aynı şekilde, 3'te aynı şekilde. 8 numaralı potansla kanalların arasında geçiş yapabiliyoruz bu şekilde. 16 numaralı potansla da aşağı yönde, yukarı yönde bir hareket yapabiliyoruz. Şimdi size hemen daha önceden oluşturduğum bir tane projeyi göstereyim. Projeyi yeni açtığım için hemen Ableton moduna çektim. Shift'e basarak ve şu sondaki 8 numaralı pede basarak. Gördüğünüz gibi hemen aktif olan kanalların ışıkları yandı. Bunlara bastığım zaman otomatik olarak çalacaktır. Thank you.
Şimdi burada şöyle bir durum oluştu. 5. kanalda ARM Recording tuşu açık olduğu için otomatikman kayıt moduna geçti. Diğerlerinde olmadığı için stop moduna geçti. Yaptığım şey şuydu. Birinci line'daki klipleri çaldım. Sonra ikinci line'a geçip oradaki kliplere bastım. Böylece durdurdum. Bu şekilde canlı performanslarınızı da yönetebilirsiniz. Şuradaki recorder'ımı kaldırıp şunu siliyorum. Şimdi daha iyi gösterebileceğim size. Şu an ikinci sıradayız. Birinci sıraya geldim. Kliplerimi tetikliyorum. Daha sonra da alt sıraya gelip boştaki kliplere basacağım ve klipleri durduracağım. Tek tek yapalım isterseniz. Burada fark ettiğiniz üzere çalan kliplerimiz yeşil, duran kliplerimiz sarıydı default olarak. Bunları kendimiz custom template'ler yaparak, yazarak değiştirebiliriz. Minilab MK2'nin sevdiğim yönleri. Birincisi, malzeme kalitesi ve gövde yapısıyla gerçekten sağlam hissettiriyor. Kolay bozulacak bir cihaz değil. Oldukça sağlam bir yapısı var. Ve özellikle mobil müzisyenler için yola gelebilecek bir klavye. Yani tatile giderken kullanın, seyahatleriniz arasında kullanın, konserler arasında kullanın, yolculukta kullanın, uçakta kullanın. Çıt kırıldım bir klavye değil. Oldukça sağlam. Bu en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. İkincisi, yazılım entegrasyonu harika. Özellikle Analog Lab ile Arturia'nın diğer programlarıyla, mesela Pigments ile V Collection'la tam uyum içerisinde çalışıyor. Bu harika. Ve Ableton'ı da gayet başarılı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım entegrasyonu yani controller özelliği oldukça güzel. Yanında gelen yazılımların çeşitliliği de hoşuma giden yönlerinden bir tanesi. Çünkü elinde hiç plugin'i olmayan, hatta hiçbir kayıt programı olmayan birisi için bile Ableton Live'ın Lite sürümü geliyor. Bu müzik yapmak için oldukça yeterli bir program. Onun haricinde Analog Lab Lite geliyor. O da oldukça fazla presete sahip. Ayrıca dilerseniz Analog Lab'e upgrade edebiliyorsunuz cüzi bir ücretle ve elinizdeki ses kütüphanesi genişliyor. Onun haricinde bir de çok güzel piyano sesleri olan bir pluginle geliyor. UV Steinway Model D ile geliyor. Dolayısıyla beraberinde gelen yazılımlar da beni oldukça mutlu eden yönlerinden bir tanesi. Klavyenin sevdiğim yönlerinden bir diğeri ise üzerindeki kontrol düğmelerinin tamamen özelleştirilebilir olması. Bunu bir bilgisayar yazılımı yardımıyla yapıyoruz. Arturia'nın kendi resmi programı ve ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Tamamen istediğimiz MIDI parametrelerini ve fonksiyonlarını atayabiliyoruz. Bu da çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi. Şimdi bir de sevmediğim yönlerinden bahsedeyim. Aslında sevmediğim bir yönü yok bu klavyenin. Fakat geliştirmeye açık noktaları belki Minilab MK3'te arkada ayrıca bağımsız MIDI in, MIDI out ve MIDI through gibi çıkışlar olabilir veya synthesizer'ları tetikleyecek çeşitli CV gate gibi giriş çıkışlar olabilir üzerinde. Fakat bunu Minilab'da yapmamalarının sebebi de şu olabilir. Arturia'nın diğer MIDI klavyelerinde özellikle Keystep serilerinde zaten bu ihtiyaca yönelik kullanıcıyı düşünerek ayrı bir model üretmişler. O yüzden sevmediğim yönü yok diyebilirim. Oldukça güzel, başarılı bir klavye. Minilab MK2 USB MIDI Class Compilant bir MIDI klavye. Bu şu demek oluyor. Mac tarafında ve Windows tarafında driver istemiyor. Ayrıca Camera Connection Kit kullanarak iPad gibi, iPhone gibi mobil cihazlarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Şimdi hemen size iPad'de çalıştığında göstereyim. Bunu da doğrulamış olalım. Görmüş olduğunuz gibi pitch bendimiz, modülasyonumuz çalışıyor. Notaları da gayet güzel bir şekilde alabiliyoruz. Tabii şu anda siz
iPad'in hoparlöründen duyduğunuz için ses birazcık cılız gelebilir. Normalde bunu iPad'te kayıt yapmak için veya kulaklıkla duymak için ya da kulaklık çıkışından sisteme göndermek için kullanabilirsiniz. Kamera Connection Kit'i de hemen size göstereyim. Bu da Kamera Connection Kit. Şöyle buraya USB klavyemizi takabiliyoruz. Şuradan da Lightning kablosuyla iPad'imizi şarj edebiliriz. Kamera Connection Kit'i orijinal olarak kullanmanızı öneririm. Yan sanayi ürünler çalışmayabilir, bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.